Nerede kalmıştık? O gece dilek diledin, pastanı üfledin. Sonra neler oldu? Sonra... Bir dakika. Canım, mutlu sağlıklı yıllara. İnşallah canım. İyi ki doğdun yavrum. Sen de iyi ki varsın ablacığım. Mehmet hadi müzik. Hemen. Hadi hala, hadi artık kes pastayı yiyelim. Kesiyorum canım. Sen iyi değilsin. Bak bakayım bana. Midem bulanıyor Kerem. Çıkardın mı? Yüzün de bembeyaz olmuş. Kimsenin neşesi kaçmasın diye bir şey demedim de. Bir şey dokundu herhalde. Teknede de çıkardım. Doğru düzgün de bir şey yemedin. Ne bozmuş olabilir ki? Hastaneye gidelim. Belki zehirlenmişsindir. Yok yok telaşlanma. Geçersin. O zaman Meryem ablam ben vereyim. Midene ne gelecek o iyi bilir. Kerim geç oldu, boş ver. Uyumamışlardır hala. Ben şimdi annelerimi onu kaynatırım. Ay. Aa. Hayırdır inşallah. Alo? Alo abla, Fatma Gül'ün midesi bozuldu. İyiyim ben. Ya Deniz tuttu ya da yediği bir şey dokundu yani. Devamlı çıkarıyor. Bak yine gitti kusmaya. Tamam kussun, iyidir iyidir. Ben geleyim mi? Yok abla yok, gelmene gerek yok. Sen ne yapacağımı söyle yeter. Valla nane limon en iyisi. Tamam. Limonu bol olsun. Kekik çayı varsa o da çok iyi gelir. Yani sorarım Fatma Gül'e var mı diye. Fatma Gül iyi misin? İyiyim. Kerem eğer kusmaya devam ederse doktora gidin oğlum, tamam mı? Eğer zehirlendiyse falan müdahale etsin. Ya bir serum takar, ne bileyim mide bulantısı kusması falan geçer. Abla kapatıyorum ben şimdi. Kerim geleyim mi oğlum? Yok abla gelmene gerek yok. Zaten çok kötü olursa hastaneye götürürüm. Tamam kapatıyorum. Fatma Gül canım şimdi sana nane limon yapacağım. Kekik var mı evde? Biraz yatayım geçecek gibi. Ateşin yok. Öyle kötü hissetmiyorum zaten. Sadece çıkarmak kötü. Allah Allah. Yediğinde dokunmuş olabilir ki. Öğlen mutfakta yedim. Yani bir şey olsa herkes aynı şeyi yedi. Bir de kendi yaptığım yemek yani. Akşam da bir şey yemedin. Herhalde aç karnı tekneye binince mazot kokusu falan dokundu. Geçersin merak etme. Hadi yat uzan dinlen biraz. Ben de çayını yapayım. Hasta olma tamam mı? Rahat etmeyecek. Ben bir gidip bakayım bari. Tamam hadi gidelim bakalım beraber. Yok yok sen hiç kalkma. Ben gider gelirim. Olur mu canım? Birlikte gider geliriz işte. Ay niye oldu acaba? Ya meyve falan mı yediler? Hani ilaçlıydı belki yeterince yıkamadılar. Şimdi sana ukalalık etmiş gibi olmayayım ama... Fatma Gül hamile olmasın. Ay niye olmasın ki? Evet. Ay. Eline sağlık, kokusu bile iyi geldi. Afiyet olsun. Sıcak, dikkat et. Çok güzel olmuş, iyileştim bile. Bulantın azaldı mı? İyiyim. Fatma Gül bak, kendini kötü hissedersen doktora götüreyim, tamam mı? Nereden çıktı bu şimdi? Ne kadar keyifliydim. Geçecek birazdan. Senin de tadını kaçırdım. Olur mu? Sen iyi oldu.
telaşlandırdık insanları da. Efendim abla. Fatma Gül, nasıl oldun tatlım? İyiyim abla, iyiyim valla. Bir şey dokundu herhalde ama şimdi rahatladım. Fatma Gül, sana bir şey söyleyeceğim yavrum. Ya bu şey olmasın. Ne? Günün falan geçmiş olabilir mi acaba? Hani düğün telaşından belki unutmuş olabilir misin? Ne diyor? Evet, geçti. Ne geçti? Mayıs'ta olmadım. E tamam yavrum, işte hamilesin. Olabilir mi? Hamile misin? Dur Kerim, heyecanlandırma beni. Yok canım, değildir. Hadi yarına konuşuruz. Fatma Gül aşkım. Alo. Ay, unuttular beni. Ne oldu, hamile miymiş? Herhalde. Ya değilse hemen öyle heyecanlanıp havaya girmeyelim. Sonra hayal kırıklığına uğrarız. Hamilesin biliyorum. İnşallah. Biliyorum. İnşallah öyledir. Allah'ım sen bunların yüzünü artık hep güldür. Amin. Görüyor musun? Biz evlat edinmeye karar verdik. Şimdi torunumuz olacak inşallah. Ya sen konuşabildin mi? Bugün konuşurum diyordun bu sosyal hizmetlerle. Ben senin canını sıkmamak için akşam söylemedim. Ha. Vermiyorlar yani. Yok öyle değil. Annesinin akrabaları gelmiş Almanya'dan, işte onlar sahiplenecekmiş çocuğu. Aa. İyi. Yani uzak da olsa akrabanın bakması iyi tabii. Çok sevindim. Canım zaten bu yeni gelen senin bütün vaktini ne alır? Kimseyi bırakmazsın ki torunu. Ben babaanne olacağım. Ay kim bilir ne güzel bir bebek olacak. Çok güzel olacak, çok. Yarın hemen bir test yaptıralım. Sabah uyanır uyanmaz. Geçti bulantım. Anlayana kadar bize sinyal gönderdi, ben buradayım diye. Hem de doğum günümde. Evet, hala doğum günüm. Fatma Gül, eğer bu doğruysa ikimiz için de çok büyük bir hediye. Şimdi bizim bebeğimiz mi olacak? Evet. Olsun. Çok istiyorum, olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.